Dostlar, kanala hoş geldiniz. Bugün size gitarda bare nasıl basılır, bir de bareli akorları göstereceğim. Gitardaki bareli akorları. Bare basmak için arkadaşlar, birinci parmağımızı, yani işaret parmağımızı gitarın beşinci perdesine getiriyoruz. Bunu dümdüz bir şekilde basıyoruz. Yani buradaki fretler gibi, perdeler gibi. Demirin üstüne basmıyoruz. Çok gerisine de basmıyoruz. İki perdenin ortasına. Yani beşinci perdenin tam ortasına basıyoruz. Perde aralığına. Arka tutuş planımız da bu. Elimiz şu şekilde klavyeyi geçmeyecek. Yani yukarı çıkmayacak. Burada klavyenin ortasında. Gitarı kendimize doğru çekiyoruz birinci parmağımıza. Dirseğimizle de bu tarafa ittiriyoruz. Vücudumuzla da ileri itince bir sıkışma oluyor gitarda. Bu şekilde ses çıkıyor. Bunu 5. perde, 3. perde, bunu da bunun üstüne destek koyabilirsiniz bu arada alışması için. 1. perde şeklinde önce 1. parmağımızı çalıştırıyoruz. Sonra bu şekilde, yani 5-3-1 şeklinde. Üstten aşağı doğru da gidebilirsiniz. Seslerin temiz çıkması lazım. Dikkat etmeniz gereken şey bu. Bare basma tekniği bu arkadaşlar. Şimdi bareli akorlar nasıl oluşuyor? Bildiğiniz gibi akorlar en az iki sesin aynı anda tınlamasına akor deniliyor. Şimdi biz ne kullanıyoruz? 1-3-5. sesleri, yani la, do, mi gibi sesleri kullanıyoruz. Şimdi la minör 5. perdede, buradaki mi minör mantığıyla arkadaşlar. Yani bu mi minörü böyle değil de şöyle basarsak, bunu 7. perdeye getirirsek, 1. parmağı da basarsak, üstüne de bunu destek koyarsak, bu akorun adı la minör olur. Bareli la minör, yani bu akorla, buradaki la minörle buradaki la minör aynı akor. Bir tanesi de burada var. Bunlar sonraki derslerimizde göstereceğimiz şeyler. La minörden 2 perde geri gelirsek, yani 3. perde sol minör, bu şekilde orta parmağımızı da 3. telin perdesine basarsak, 3. telin kaçıncı perdesi burada, 4. perdesine basarsak, burası da sol majör olur. Bu majör akoru, bunu kaldırırsak minör akoru. Sol majör, sol minör, yani G, Gm. Bu da A, Am, bu A. La majör, la minör. Burası sol majör, sol minör. Birinci perdeye getirirsek bunlar natürel akorlar. Burası ne? Fa majör. Kaldırırsak fa minör. Geri gelirsek mi minör, mi majör gibi. Yani buradaki akoru taşıyoruz aslında. Transpoze mantığı gibi. Buradaki mi minörü buraya taşırsak, yani buradaki mi minör 1. 0. mi minör 7. perdeye taşır. 5. perdeye bare koyarsak la minör olur. Orta parmağına basarsak la majör olur. Nasıl burada mi minör basarken 1. parmağa bastığımızda mi majör oluyordu? Burada da la minör, la majör. Sol minör, sol majör. Fa minör, fa majör. Mi minör, mi majör şeklinde. Bu üst pozisyon akorları. Ara sesler nasıl gidiyor? Burası fa majörse bir yanı fa diyez majördür. Bunu kaldırırsak fa diyez minör olur. Sol majör, sol minör, sol diyez majör, sol diyez minör, la majör, la minör, la diyez majör, la diyez minör. Buraya si bemol de deniliyor. Yani si bemol majör, si bemol minör. Si majör, si minör, do majör, do minör, do diyez majör, do diyez minör, re majör, re diyez, re majör, re, re minör, re diyez majör, re diyez minör, mi majör, gitarın 12. perdesi, mi minör. Buradan sonrası da fa majör, fa minör. Gitar aşağı gittiği sürece aynı mantıkla gidiyor. Ne dedik? Minör akorumuz bu şekilde. Yani buradaki mi minör gibi, şöyle, buradaki mi minör gibi. Bunu bir yana kaydırıp basarsak fa minör oluyor. Minörler bu şekilde, majörler de burada majörü yapıp bir yana getirip bareye koyarsak fa majör oluyor.
La minör, sol majör, fa majör, mi majör. Bu tekniğe çalışabilirsiniz. Bunun adı İspanyol kalıbı. La, 2 ölçü, sol majör, 2 ölçü, fa majör, 2 ölçü, mi majör, 2 ölçü. Tabii bunu yapmak için önce tek tek ses çıkaracağız birinci parmağımızla. Sonra barayı basacağız. Tellere tek tek vuracağız. Sonra ritimlere geçeceğiz. Gibi. Evet, bareler bu şekilde. Üst pozisyonlar. Alt pozisyonları da bir sonraki dersimizde göstereceğiz. Çünkü bunları çalışmanız gerekiyor. Bunlar bazen bir ayınızı alabilir, bazen iki ayınızı alabilir. Bareler pes etmeden çalışmanız gereken bir eğitim dersidir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, dostça kalın, müzikle kalın.